Doktor öğretim üyesi Taner Doğan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Teknofest Karadeniz'de 9386 başvuru ve 171 takım arasından Türkiye birincisi gelen tümör solunum izleme fantomu tasarımını tanıtacağım. Tümör solunum izleme fantomu tasarımı Teknofest Rize bünyesinde ilk olaraktan yapılan yarışmada 171 takım arasından 25. gelmiştir. Rize bünyesinde yapılan yarışma için en iyi sunum ve performans ödülünü almıştır. Ardından finalistlerin katılması gereken Teknofest Büyük Finali'nde ilk ona girerekten üniversitemizi bir kez daha temsil etme fırsatı bulduk. Tümör solunum izlem fantomu tasarımı aslında radyoterapi tedavisi gören hastalarda tedaviye girmeden önce bir kalite kontrol yöntemi geliştirmek amacıyla tasarlandı. Çalışmamızda akciğer kanseri olan hastalarımızın tedavi öncesinde tedavi başarısını değerlendirmek, tedavi öncesi toksiteleri tahmin etmek, yani tedavinin yan etkilerini tahmin etmek ve hasta tedaviye girmeden önce gerekli tedbirleri alaraktan tedavi sağlıklarını arttırmak amacıyla tasarladık. Biz testini tasarlarken aslında bu tür hastalarda özellikle akciğer tümörlerinde tümörlerin hareketli olmasından dolayı konumunu ve pozisyonunu belirlemekte zorlanıyor. TİSİP ile bunu tamamen başarmış olduk. Çalışmamıza ilk olarak da uygun hasta seçimiyle başladık. 78 yaşında periper yerleşimli küçüldüğü dışı akciğer kanseri olan hastamızı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda bulunan 4 boyutlu tomografi verilerini elde ederek başladık. Gerçek hasta verilerinden elde ettiğimiz TİSİP ile hasta tedaviye girmeden önce dozimetrik ölçümler alaraktan tedavinin kalite kontrolünü gerçekleştirdik. Bu kalite kontrolleri yaparken Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda bulunan Trilogy Radyoterapi Cihazını kullandık. Trilogy Radyoterapi Cihazında hasta tedaviye girmeden önce TİSİP'i tedaviye alaraktan gerçek hasta gibi tedavinin simülasyonunu gerçekleştirdik ve hastanın tümörünün ve çevredeki sağlıklı dokuların aldığı dozu önceden belirlemiş olduk. TİSİP ile yaptığımız çalışmalar seyircili bir dergi olan Fizik Amerika dergisinde yayınlanaraktan akademik başarısını ispatlamıştı. Aynı şekilde dozimetrik ölçümleri farklı platformlarda da gerçekleştirerekten TİSİP'in başarısını bir kez daha kanıtlamış olduk. Şu an artık düzensiz hasta solunumları ve öksürük modeli çalışaraktan çalışmamızı daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz.